Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz çıtır börekten yapacağız. İsterseniz kol böreği deyin, isterseniz çıtır börek deyin. Tam anlamıyla harika bir börek oluyor. Bir ustanın elinden çıkmış gibi, tek tek uğraşılmış, yufka açılarak yapılmış gibi çok muntazam bir börek ve bir o kadar da kolay. Biz baklava yufkasıyla yapacağız. Dediğim gibi o yüzden çok pratik olacak. Sizi hiç bekletmeden dilerseniz yapımına başlayalım. Öncelikle iç harcını hazırlayalım. Ben kıymalı olarak yapacağım. İsterseniz patatesli, peynirli olarak da yapabilirsiniz. Kıymalı harcı nasıl hazırlıyorum onu göstereyim. Şimdi bir tavaya 2 adet yemeklik doğradığım soğanı aldım. Yağda biraz kavurduktan sonra, yani 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim ve sıvı yağda biraz kavurdum. Arkasına 300 gram kadar kıyma ekliyorum. Ve kıymayı da suyu çekinceye kadar kavuruyorum. Kıyma da kavrulduktan sonra 2 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı da karabiber ekleyip biraz karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatıyorum ve iç harcımı soğumaya bırakıyorum. Şimdi böreğin yapımına geçebiliriz. Sosunu hazırlayalım önce. 1 kaseye 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağından biraz eksik eritilmiş tereyağı, 1 yemek kaşığı sirke, üzüm ya da elma sirkesi fark etmez. Ben üzüm sirkesi kullandım. 2 tane de yumurta akını alalım, güzelce karıştıralım. Sarılarını üzeri için kullanacağız. Tereyağını mutlaka kullanın arkadaşlar. Tereyağı böreklerin lezzetini arttırıyor. Kurabiyede, kekte çok fazla fark edilmiyor olabilir. Bana göre yine lezzet veriyor ama böreklerde özellikle tereyağı çok müthiş lezzet veriyor. O yüzden mutlaka kullanmaya çalışın. Yerine margarin kullanmayın. Bir miktarda tuz ekledim içine. Çünkü baklava yufkası tuzsuz oluyor. O yüzden sosuna biraz tuz eklemekte fayda var. Yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Güzelce karıştırdım ve sosumu hazırladım. Şimdi sarma işlemine geçebiliriz. Bir paket baklavalık yufkamız var. Böreği yapacağımız tezgahın ya da masanın üzerine nemli bir bez yerleştirelim. Sudan geçirelim bezi, iyice sıkalım ve nemli halde masanın üzerine yerleştirelim. Bu işlemi şu yüzden yapıyoruz. Sos süreceğiz ama yine de ince olduğu için yufkalar hemen kuruyabiliyor. Yani sosu sürme işlemine gelinceye kadar bile hemen kuruyabiliyor. O yüzden altına nemli bez yerleştirince sararken herhangi bir yırtılma olmuyor. Yufkada nemli kalmış oluyor ve kolayca ıslanmış oluyor. Şimdi nemli bezin üzerine 2 tane baklavalık yufkayı serdim. Sos sürmeden, yani arasında sos yok. İkinci yufkanın üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar sostan alıyorum ve fırça yardımıyla her tarafına sürüyorum. İki tane daha yufka koyuyorum üzerine. Yine aralarına sos sürmeden yerleştiriyorum. Ve en son koyduğum baklavalık yufkanın üzerine de 2-3 yemek kaşığı daha sos gezdiriyorum. Ve fırça yardımıyla her tarafına sürüyorum. İç harcı uzun olan kısma kaşıkla yerleştiriyorum ve rulo halde sarıyorum. Sardıktan sonra bir etrafına dolama şekli olacak. Onu da benim yaptığım gibi yapabilirsiniz ya da yuvarlak olarak kendi etrafına dolayabilirsiniz. Paketteki yufkalar bitinceye kadar aynı işlemi uyguluyoruz. Dörder dörder saracağız. Sadece son parçada 3 tane yufka denk geliyor. Eğer her paketteki yufka sayısı aynıysa eğer, son parçaya 3 yufka düşüyor. Evet, nasıl sardığımı tekrar ikinci parçada da gösteriyorum. 2 tane yufkayı koyduk, üzerine sosu sürdük. Şimdi 2 tane daha yufka yerleştiriyorum üzerine. 4 tane yufkam oldu. Ve yine aynı şekilde sosu sürüyorum. İç harcını yerleştiriyorum. Rulo halde sarıyorum. Ve etrafını doluyorum.
İsterseniz dolamadan düz halde de tepsiye yerleştirebilirsiniz. Ya da dediğim gibi kendi etrafına yuvarlak halde dolayabilirsiniz. Size kalmış. Uzun halde yerleştirince de güzel oluyor. Ya da parça parça kesebilirsiniz. Daha önce benim yayınladığım bir video vardı. Onda sardıktan sonra yufkayı 4 parçaya kesiyordum. O şekilde de yapabilirsiniz. Birinci tepsim bitti. Kalan sostan fırça yardımıyla üzerlerine sürüyorum. Sostan sürdükten sonra şimdi yumurta sarısı sürüyorum her birinin üzerine. Önce artan sostan sürüyoruz. Gördüğünüz gibi daha sonra yumurta sarısından sürüyoruz. Fırını 180 dereceye ayarladım. İyice ısıttım. Isıtmış olduğum fırına birinci tepsimi veriyorum. Ve altı üzeri iyice kızarıncaya kadar pişiriyorum. Yarım saatte tamamen kızarmış oluyor. Yalnız bu değişebilir tabii ki. Benim fırınımda yarım saatte pişer. Sizin fırınınızda 40 dakikada, 45 dakikada pişebilir. O yüzden kontrollü pişirmenizde fayda var. Ve gördüğünüz gibi böreğimiz çok güzel kızardı. Ayrıca çok harika bir lezzeti var. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Her tarifimde söylüyorum ama basit tariflerinin yanında özel tarifler de seçiyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Bu böreği yaptığınızda yiyenler hazır aldığınızı bile düşünecek. O kadar muntazam bir tadı var ve kıvamı var. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Harika bir börek gerçekten. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Eğer bu tarifi denerseniz, diğer tariflerimden de denedikleriniz varsa memnun kalıp kalmadığınıza dair bana yolumdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca sorularınız varsa, yapmamı istediğiniz başka tarifler varsa yine aynı şekilde bana yazabilirsiniz. Şimdilik videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip paylaşırsanız sevinirim. Kanalıma abone olursanız da sevinirim. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.